So I hope everybody is well, and I hope everybody is connected. And just for those who have just joined us, this is the Osakrota Summit 2021, the online version, and we are right into our opening panel. And we heard about Uzbekistan, we heard our friend from Toronto, and now we're going to Turkey. As most of you know, Uzakrota is a Turkish brand. It was launched in Turkey, in Istanbul, more than 10 years ago for the first time by our friend Gökhan Erdoğan. He's the doyen of the Turkish tourism summit industry and connecting everybody who needs to be connected and reconnecting everybody who hasn't connected for a while. And he has put together this great program with his team. Gökhan will be with us a little bit later on, I assume. And Turkey is a tourism base. You know, we all know that. There is hardly any other country in the world with tourism, with all sorts of tourism, with traditional forms of tourism, with all-inclusive tourism, with packages, with adventure tourism, with sports, city tourism. There is literally nothing you cannot do in Turkey. Ski, you can raft, you can do all of your sports, extreme and rare as they might be. You can do balloon rides. You can do anything in Turkey. What maybe not so many people invested in the last years, Turkey has become the powerhouse of travel tech. There's a lot of companies serving the travel tech industry, developing very interesting e-commerce solutions, e-booking solutions for the industry, and of course, being active users of all the international systems. And one of the brands, you know, when you try to book a flight in Turkey, I'm now in Turkey, I try to book a flight to Germany, and the first price offers that you get are from tatilsepeti.com. And that's a very, very important brand in Turkey. And I can just say, you know, the travel industry has gone online so much in Turkey and all around Turkey. And a lot of good things will come up in the future. There will be a lot of good developers like tatilsepetinok.com. And one of them, as I said, is this company. And I think we have with us now Mr. Kaan Karayal. If he is there, I would like to see him on the screen and ask our friends for him to join us. And there he is. Good morning, Kaan Bey. How are you? Good morning, Alex. Good morning. I hope you're well and fine. Thank you. Very good. And can I just said, me? Yes, okay. We can hear and see you very well. And we can see also your brand, your company name, tatilsepeti.com. Mm-hmm. I just said it's one of the major brands in Turkey. And tell us a little bit about it. Tell us how you came to where you are being one of the leading brands and how the situation is at the moment and what you expect for the next time to come. Okay, thank you. Herkese günaydın öncelikle. Öncelikle bu güzel organizasyonu düzenleyen Uzakrota ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcılara burada bulundukları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 2022 beklentilerimiz ve Türkiye'deki turizmin durumuyla ilgili konulara gelmeden önce dilerseniz bir geçtiğimiz 2 yıllık süreci bir kısa bir özetini geçirerek hafızamızı biraz zorlayalım. Çünkü 2 yılda o kadar çok şey geçirdik ki bazı şeyleri dönüp hatırladığımızda bazılarını hatırlamıyoruz, bazılarını da sanki 10 yıl önce yaşamışız gibi hissedebiliyoruz. Gerçi Türkiye'nin gündeminde genellikle böyle oluyor. Biz 2 yıl önce yaşananları çoktan unutmuş oluyoruz ama ben bir turizm konusunda hafızamızı tekrar yerine getirmek adına kısa bir özetlemeyle başlamak istiyorum. 2000 güzel geçmiş bir 2019'un ardından 2020'nin erken rezervasyonlarının ilk aylarıydı. Açıkçası çok güzel başlamıştı. Çok umutluyduk. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında çok güzel talep alıyorduk. 2020'nin yaz aylarına istinaden. Sanırım senenin ilk aylarıydı Ocak, Şubat. Önce Çin'den başlayan vaka gündemleri çok açıkçası bizi yani genel olarak Türk halkında hiç Türkiye'ye gelmeyecek gibi bir algımız vardı. Daha önceki SARS, Ebola vesaire salgınlardaki gibi yine bölgesel kalır, buralara gelmez diye bekliyorduk. Dolayısıyla Aralık, Ocak ve Şubat aylarını güzel geçirmiştik. Sonra Mart ayı geldi. Avrupa'dan vaka haberleri gelmeye başladı. Ufak ufak tedirginlikler başlıyordu. O dönem Mart'ın ilk günleri biraz temkinli, iyimserlik diyeyim. Devam ederken
sanırım Mart ayının ortalarında bir gün Türkiye'den ilk vaka haberinin geldiği gün. O gün ülke olarak sanki dünya başımıza yıkıldı. Hiç gelmeyecek zannettiğimiz virüs Türkiye'ye gelmişti. Bir anda her şey tersine döndü turizmle ilgili. Son 3 ayda yapılmış tüm rezervasyonlar yaklaşık bir hafta içinde misafirler tarafından iptal talebiyle karşımıza çıktı. Artık satış yapmıyor, iptal ve değişiklik. Değişiklik de yapmıyorduk hatta, sadece iptal yapıyorduk. O noktaya gelmiştik. Tüm çağrı merkezimiz, yani şöyle düşünelim, 3 ayda yaptığımız satışı karşılığını bir haftada iptal talebi olarak alınca iptal taleplerine yetişemez noktasındaydık. Yaz sezonuna kadar geçti geçecek, bu yazın kalmaz, bahar gelince işte virüs ölür gider, yazın hiçbir şey kalmaz umutlarıyla yaz aylarına geldik. Nitekim Temmuz-Ağustos aylarında tedirginlik birazcık atlatılmıştı. Temmuz ve Ağustos ayları nispeten önceki yıllara göre gibi olmasa da fena olmayan sonuçlarla Temmuz ve Ağustos aylarını, ama sadece 2 aylık dönemi, biraz hareketli geçirdi turizm sezonu. Birçok otel açılamamıştı. Operatörlerin çoğu finansal zorluk yaşıyordu. O Temmuz-Ağustos en azından bir nebze de olsun turizmin yaralarını hafifletmişti. Eylül ile birlikte tekrar vaka sayılarındaki tırmanış ve unuttuğumuz, artık gündeme bile alamadığımız bir erken rezervasyon dönemi 2021 için başlamıştı. 2020'nin tam tersi, erken rezervasyon da çok zayıf geçen bir dönem oldu. Ancak Mayıs ayındaki kapanmaya kadar sakin giden turizm sezonu, Mayıs ayındaki bu Ramazan'daki 17 günlük kapanmayla birlikte herkes o dönem o 17 günü sanki tatil planlarını yaparak geçirmiş gibi, o dönemin çıkışıyla birlikte ciddi bir talep patlamasıyla karşı karşıya kaldık. 2021'in özellikle Haziran'ı, Temmuz'u ve Ağustos ayları hareketlilik anlamında çok hareketli geçti. Ciddi seyahatler yapıldı. Bu dönemde tabii biz misafir hareketlerini de inceleme şansı da yakaladık. O dönem anketlerle, o dönem ve sonrasında yaptığımız anketlerle misafirlerin beklentilerini, taleplerini anlamaya ve karşılamaya çalıştık. 2021 yılında önceki yıllara göre çok farklı bir şekilde misafirlerimizin %85'i kendi araçlarıyla tatile gitmeyi tercih ettiler. Yani bu gösteriyor ki otelle ilgili bir tedirginlik yok ama toplu taşımayla, uçaklarla ilgili bir tedirginlik hala devam ediyordu. Tamam. Zaten daha sonrasında yaptığımız araştırmalarda da şunu gördük. 2020 yılında COVID nedeniyle seyahat etmem diyenlerin oranı %70 iken 2021'de COVID'den dolayı tatile gitmem diyenlerin oranı %30'a düşmüştü. Yani %70'i seyahat edebilmeye artık hazır durumdaydı. Ve bunlarla birlikte ve hatta biz bunun daha sonrası yakın zamanda 2022 için de bu tarz bir çalışma yaptığımızda sadece 2022 için tereddüt eden %3'lük bir kesim olduğunu, %97'nin seyahat etmeye istekli olduğunu da görmüş olduk. Tabii o zamana kadar herhangi bir şekilde durumlar değişmezse bu şekilde kaldığı sürece %97 seyahat etmeye gönüllü olduğunu da tespit ettik. Yaptığımız anketler ve birebir soru cevap şeklindeki çalışmalarımız sayesinde. 2021 yılına geldiğimizde dediğim gibi Temmuz-Ağustos çok hareketli geçiyordu. Ciddi bir talep vardı. Otellerdeki bazı ülkelerin hala açılmamış olması, Türkiye'ye gelemiyor olması neticesinde oluşan boşluğu Türk tatilcilerle dolduruyor durumdaydık. Ama kötü, hani bugün konuşmak bile rahatsız ediyor, o Ağustos'un başındaki yangın dönemleri. Açıkçası turizmin
üzerine vurulan ikinci darbe oldu. Bu yangınlarla birlikte yangın bölgelerinde doğal olarak kimse var olan rezervasyonlarına rağmen gitmek istemedi. Hatta o bölgelerde olanlar acilen dönmek istedi. Dolayısıyla o dönemde öncesinde yapılmış, Haziran-Temmuz ayında yapılmış Ağustos rezervasyonları ile ilgili tekrar bir iptal dönemi başladı. O dönemde ciddi bir kayıp oldu turizmciler için. Tabii seyahat ajantalarının asli görevi olan misafire sadece bir otel satmak değil, her türlü hizmet vermek olduğunu düşünürsek, bölge değişikliği, mevcut otelinden alınıp başka bir otele kaydırılması ya da henüz girişini yapmadıysa otel değişikliği, bölge değişikliği, örneğin Marmaris'teki bir rezervasyonun Bele'ye kaydırılması gibi ciddi bir operasyonel süreç başladı. Ama her şeye rağmen yani bir Ağustos'un ilk 10 günündeki ciddi kayba rağmen Ağustos ayı, Eylül ayı güzel geçti. Hatta Ekim ayı bile güzel hareketli bir aydı. Bu süreçle birlikte 2021 yılında tamamladık. Baktığımız zaman 2020'ye göre zaten olağanüstü iyiyken 2019'un rakamlarına da yakın rakamlar ortaya çıktı 2021 yılında. Ve geldik 2022'nin hazırlık dönemine. Açıkçası 2022 yılından tüm otelciler, tüm turizmciler, özellikle iç pazarla ilgili herkesin beklentileri çok yüksek. Herkes bu yılın, geçmiş iki yılın yaralarının sarılacağını düşünerek hazırlıklarını ona göre yapıyor. Tabii şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durum, kurların malum geldiği yer, otel fiyatları, bunları da göz önünde bulundurursak belki birazcık ekonomik anlamda zorlayabilir tatil yapmak isteyenleri. Belki oteller konusunda gitmek istedikleri kadar lüks otelleri değil, belki 2020-21'de gittiklerinin bir alt segmentine gitmek gibi durumlar söz konusu olabilir, ama baktığımız zaman 2022 yılı turizm anlamında güzel geçecek. Yurt dışından baktığımız zaman talep gayet iyi olacak diye düşünüyoruz ilk verilerle birlikte. Eğer bu varyantlarla birlikte yeniden yaz aylarında kısıtlamalar olmazsa, ki ben çok olacağını düşünmüyorum artık, herkes bunu kanıksadı, bundan sonra çok fazla seyahat hareketlerini belli ülkelere kapatma gelmediği sürece en azından insanlar kendi kendilerini kısıtlamayacaklar. Bunu da öngörebiliyoruz. 2022 yılının güzel hareketli bir turizm sezonu olacağını bekliyoruz. Mayıs hareketleri başladı, çok durmuştu. Kurumsal seyahatler 2020'de ve 21'in başlarında tamamen durmuşken şimdi tekrar eski noktalarına geldi. Yani baktığımız zaman turizmin her anlamında 2022 yılı hareketli ve güzel bir yıl olacak diye şimdiden söyleyebiliriz. Yani gerçekten biz de çok umutluyuz buradan. Çünkü çok planlarınız var, çok konsept fikirleriniz var, siz ve meslektaşlarınız. Ama tabii ki durum biraz zor oldu. Bu çok enteresan sizin değerlendirmeniz. Çok teşekkür ederim Kaan Bey. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir de tatilsepeti.com'da ben başarılı devam edebilirsiniz. Bizim birliklerimiz sizin yanında. Çok güzel bir marka, bir de uluslararası bir marka, gerçekten Türkiye için çok önemli. Başarılı devam edin. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki iki gün boyunca hepinize güzel, başarılı bir organizasyonun devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. And apologies for our international viewers. We didn't announce that this speech would be in Turkish. So, I mean, I will just try to summarize in one moment what Mr. Kaan said, but he really gave a very interesting picture of the Turkish tourism industry, how it suffered in 2021 and a little outlook on 2022. And I can tell you it is a rather positive outlook. And this is what I love about the Turkish travel industry. It's always very positive. It's always trying to see the good things and trying to cope with the problems that came along and to simply make it better next year. So this is what I've understood from Mr. Kaan. And again, thank you very much for being with us at this early hour. And all the best to you and your team at tatilsepeti.com. Merci beaucoup.
And we think can go right to our next speaker. And this is also going to be a speech in Turkish. So those of you who don't speak Turkish can take a break, have a coffee, and take a little break. And I just hope that Mr. Mete from Jolly Tour will be with us. Mete Vardar. I don't know if Mete Bey is with us. We don't have him here right now, so we will take a little break until Mete Vardar from Jolly Tours, one of the biggest Turkish tour operators, will be with us. I think our technical colleagues can make a little technical break, and you can go and grab a coffee and get some fresh air and be back with us in a few minutes.